zebra hakkındaki umumi kanaat, hastalığın erkeklerde kadınlardan daha çok görüldüğüdür. Bunun sebebi de, yani lepranın erkeklerde daha fazla görülmesinin sebebi, erkeklerin dış hayatta kadınlara nazaran daha fazla temas kurmalarıdır. Lepromatöz cüzzamın hastalarıyla karşılaşacağız. Beni takip edin. Lepromatöz cüzzamda ilk emare burun kanaması, saç dökülmeleri, burun tabanında çökme, diz ve dirseklerde lezyonlar. Eğer bu safhada tedaviye başlanılmamışsa basiller çok hızlı hareket edebilir. Ellerde ve bacaklarda his kayıpları, motor faaliyet kayıpları görülebilir. Buna bağlı olarak da vücutta yaygın şekil bozuklukları, hatta sakatlıklar görülebilir. Ellerinizi gösterin. Yürü, yürü. Ayaklarınızı gösterin. Şekil bozukluklarını görüyorsunuz. Çok yaklaşmayın. Bu hastalığı 28 numarada tespit ediyoruz. Çabuk. Yürü, 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 yürü. Çabuk, 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 çabuk. Hadi, hadi. Uzak dur, uzak dur, uzak dur. Bir parça daha, ne olur. Bana hesap mı soruyorsunuz küçük hanım? Estağfurullah hocam. Sadece lepralıları tecrit etmek haricinde niçin başka bir yol denenmediğini sormuştum. Yapılacak her şey yapılıyor. Ama biz Allah değiliz. Doktor Ethem Utku'nun kitabında tedavisi olduğu yazıyor da. Kim? Ethem Utku. Bu adamcağız zavallı bir hayalperesti sadece. Boynunuzdan büyük işlere kalkışmayın küçük hanım. Bugün bir lafı ikinci kere duyuyorum. Adama sufle mi verdin ne? Affedersiniz. Ethem Utku'nun çalışmalarını ben de inceledim. Ne yazık ki kendisi Van'daki lepra taramaları sırasında bir trafik kazasında vefat etti. Biliyor muydunuz? Selçuk ben. Neşet Hoca'nın asistanıyım. Ethem Hoca'nın çalışmalarıyla alakalı olarak yeni bir şeyler öğrenirsek birbirimizle paylaşalım. Çok sevinirim. Selçuk Bey. Biliyorum hocam. Hiçbir insan acılarının içinde boğulmaya terk edilemez. Andım olsun ki bunu değiştireceğim. Bana kuvvet ver Allah'ım. Düğünü olunca bizim adımıza fidana verirsen kardeş. Gönül daha iyisini isterdi ama elimizden bu kadar geldi. Zannederim fidanın düğünü için aldığı en güzel hediyeler bunlar olacak. Onu iyileştiren ilaç için devlet büyüklerine yazı yazacak mısın sahiden? Elimden geleni yapacağım evet. Allah razı olsun Türkan kardeş. Daha talebeyken bize el uzattın. Doktorum, profesörüm diyenler utansın. İnşallah ileride bizi unutmazsın. İnşallah doktor çıkınca uzattığın eli çekmezsin. Size uzattığım elleri hiçbir zaman çekmeyeceğim. Size söz veriyorum. Söz verme hiç.
Belli olmaz ki hayat bu. Gün olur devran döner. Biz unutulmaya alışmışız. Yine de bizi hatırlaman için dua edeceğiz. Türkan abla. Fidan nerede kaldın? Bir iğne yapmaya gittin. Sabahtan beri. Bu adamı zabıtaların elinden aldım. Yine dilencileri topluyorlardı. Lepromatöz cüzdan. Adın ne senin? Seyfi. Yaralarına bakabilir miyim? Burada işte. Gel buraya, ergele. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Ne oluyor? Karışmayın lütfen hanımlar. Vazifemizi yapıyoruz. Hayır, siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Doktor hanım, bu herif dilenci. Hepsini toplayın dediler, topluyoruz. Toplayıp ne yapacaksınız? Nereye götüreceksiniz? Şehir dışındaki dilenci kampına götüreceğiz. Ya, iyi ama o adam cüzdanlı. Tüh, Allah belanı versin. Çoluğa çocuğa mikrop saçıyor. Bir koş emniyete haber ver hemen. Hayır, bir dakika, hiçbir yere gidemezsin. Bakın, bu dernek ve dispanseri biz bu hastaları için kurduk. Onları gönüllü olarak tedavi ediyoruz. Bırakın bize, siz vazifenizi yapıp en doğru şekilde onu buraya getirmişsiniz. Aferin size. Gel Seyficiğim, biz gidelim. İçeride senin yaralarına bir bakalım, ne durumda. Amirleriniz bir şey sorarsa sorumlusu benim. Onu Doktor Türkan Saylan'a emanet ettik dersiniz, tamam? O pis cüzdanlıyı nasıl tutuyor kolundan öyle korkmadan hemşire hanım? Bak kardeşim. Bana hanım diyorsun, hemşire diyorsun. Biliyor musun ki ben de cüzdanlıyım? Nasıl yani? Tedavi oldum. Kolumda eski yaralarım hala durur. Ama şimdi hemşire üniforması giyiyorum. Şu dilenci dediğin adamı korkmadan tutan kadın var ya. İşte o kadın olmasaydı belki beni de bugün dilenci diye topluyor olacaktınız. Şimdi bu adama bir şans verin. İleride önemli bir adam olarak önünüze çıkabilir.